23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türk milletine doğsun. O günü Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal'e minnet borçluyuz. Mustafa Kemal'in o dahiyane duruşu olmasaydı gerçekten tarihin seyri farklı gelişebilirdi. 1919'a izninizle bir gitmek istiyorum. 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal, orada İngilizler hakim olduğu için mecburen hemen Samsun'u terk etti ve Havza'ya geçti. Oradan Amasya'ya geçti. Ve hemen milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır dedi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Daha o gün Cumhuriyeti ilan ettiğinin resmidir bu. Milletin istikbalini, milletin kendi kararı nasıl kurtarabilir? Ancak demokrasilerde olur. Yani padişahlık varken milletin kararını padişahlık sisteminde sormak mümkün müdür? Değildir. Demek ki o gün cumhuriyeti kurmayı kafasına koymuş ve öyle hareket etmişti. Amasya'dan hemen Erzurum'a, ardından Sivas'a geçerek kongrelerini tamamladı ve orada aynı şeyleri bir daha vurguladı. Manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini, milletin istikbalini yine milletin kendi kararının kurtaracağını altını çizerek verir ve vatanın birliğinin, bütünlüğünün de tehlikede olduğunu özellikle vurgular. Buradan biz cumhuriyeti kuracağını çok net anlıyorduk zaten. İşte 23 Nisan 1920'ye geldiğinde meclisi açarak cumhuriyetin ilk temel taşını da atmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni o gün açtı ve orada almış olduğu kararlarla İstiklal Savaşı'nı başlatmak için gereken organizasyonu yapmaya başladı. Ardından biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nın o zorlu süreci başladı. Zorlu Sakarya Savaşı başladı ve nihayetinde 1922'de İzmir'den denize döktüğümüz Yunanlılarla zaferimiz son buldu. Mustafa Kemal'i, arkadaşlarını o gün o savaşta şehit olan insanları rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah rahmet etsin hepsine.